Emre Hocam merhaba. Merhaba Mustafa Hocam, nasılsınız? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok sağ olun. Evet, bugün ilgi çekici bir konu konuşacağız. Vatandaşlık maaşı, insanlık maaşı. Bu kadar çalışmaya gerek var mı geçim için hakikaten? Değil mi hocam? Ben de diyorum, ne yapsak, konuşmasak mı? İnsanlar bir yandan iş konusunda tabii sıkıntılar yaşıyor ama gerçekten değil mi? Bu kadar çalışmamıza gerek var mı? Ya da biz ikimiz sizle tembel insanlar mıyız? Hani belki biraz onu da öyle bir eleştiriyi de yayınlamak gerekiyor. Cevaplamak gerekiyor gibi şeyler alabiliriz. Ya bunlar çalışmıyor galiba falan diye. Ne dersiniz? Oradan mı başlasak? Ya da sizin vardır hocam. Ne noktadan başlasak? Sizin de bu konuda çok şeyiniz var. Vatandaşlıkla ilgili ben eğitimlerde anlattığım bir anekdot var. Buyurun. İsviçre'deki kantonlardan bir tanesi aslında bu konuyu düşündü. Dediler ki ya bu kadar gelirimiz var. Kişi başı şu kadar euro, böyle birkaç bin euroluk bir maaş bağlayabiliriz. Böyle bir imkanımız var. Bunu yapalım mı yapmayalım mı diye halka sordular. Oylama yapıldı. İki sene oluyor galiba. İki seneyi biraz geçmiş olabilir. Ve reddettiler. Yani hayır olmasın dediler. Ben hep şey diye anlatırım bunu ya. Gidip İsviçre'de sormuşlar bunu. Şöyle biraz medeniyet görmüş. İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye gibi bir yerde sorsalardı. Akdeniz iklimi, Akdeniz medeniyeti görmüş ülkelerde. Hiç hayır der miydik? Yani. Çok ilginç bir noktayı söylediniz. Hocam ben de şeyde bir baktım. ILO'nun tabii ki dünya hani çalışanlarıyla ilgili yaptığı organization, ILO organization'da iş gücü organizasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir tane örnek de Kenya'dan var ilginç bir şekilde. Kenya'da da bu 2016'da başlamış. Bir 3 yıldır da devam ediyor. Sonuçlarıyla ilgili tabii ki bu noktada siz bir İsviçre örneğini verdiniz. Ben de Kenya örneğini vereyim. Kenya'da tabii ki bu birazcık daha vatandaşlık maaşı birazcık insanlık maaşına doğru gidiyor. Yani aslında insanların temel geçim giderlerini alabilmesi mi için mi para ödüyoruz insanlara? Yoksa gerçekten maaş gibi bir para mı ödüyoruz? Dünyada bakıldığı zaman ILO'nun da bununla ilgili araştırmaları var tabii ama IMF'nin de bununla ilgili çalışmaları var. Siz de görmüşsünüzdür. Yani daha çok bu ikisi arasında oluyor. Yani mesela Finlandiya bunu ilk uygulayan, 2 sene boyunca uygulayan ülkelerden biri. Mutluluk oranında da sanırım 3-4 sene önce dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş bir yer. Tam da tabii bedava para dağıtıyorlar falan. Bir 680 dolar gibi aylık bir para dağıtılıyor insanlara. Yapılan çalışmanın sonucunda şöyle bir şey çıkıyor. İnsanların yaratıcılık ve yeni şeyler geliştirme noktalarındaki yetkinliklerinin daha fazla arttığı gözlemleniyor. Diğerlerinde tam böyle sonuçlara erişilemedi ve benzeri gibi komple teorisyenleri daha çok sever hani bunu devlet engelledi falan gibi olabilir. 100'e yakın ülkede böyle denemeler var. Aslında böyle bir çırpınışlar var. Tabii ki dünyada ortalama maaşa baktığınız zaman yani dünyanın bütün parası şu an belli. Hani şimdi çıksak buradan Türkiye'nin bir yıllık GDP'si var, parası var. Bakıldığında yıllık 10 bin dolar gibi bir maaş oluyor. Aylık değil. Yıllık 10 bin dolar gibi bir para oluyor. Türk parasına vurunca da bu yani biz Türkler aslında keşke eşit bölünse 11 bin lira gibi şu an herkes bizi izleyenler de bir maaşın hesabına yattığını düşünün. Ya ilk başta çok hani tırnak içinde saçma gibi gözüken bir şey. Yani şimdi durup dururken kim niye size para versin? Ama sizin de bu konuda hani fütürizm açısından, geleceği tahminleme açısından birçok noktada paylaşımlarınız var. Gerçekten de hani üretim metodolojisi o kadar arttı ki. Yani bir fabrikaya gidiyorsunuz. Geçen şimdi hep böyle canlı ve spontane örnekler de vermeye çalışıyorum. Hem samimi olmak adına hem de öyle düşünüyorum. Kia'nın fabrikasını gösterdiler Slovakya'da. Ya o kadar güzel ki. Sonra da BMW'nin eski bir şeyini izledim. Ya valla Kia yani BMW'den iyi. Ben de hep böyle şimdi bu paylaşımlarda hep araba üstünden veriyorum ama araba şimdi önemli şimdi yani. Mesela vatandaşlık maaşında ben de size onu sormak istiyorum. Ya hangi arabayı alacağız bu parayla diye. Skoda'yı mı alacağız? Lada'yı mı alacağız diye. Ama inanın Kia'nın fabrikasına bir baksanız. Yani tıkır tıkır üretiyorlar. Çok nadir yerlerde insana artık ihtiyaç var. Daha sıcak bir örnek vereyim. Geçen Sabancı Üniversitesi'ne gittim bir şey için geçtiğimiz aylarda. Ya dönüşte de bir kargo vermem lazım. Tam çıktım Gebze'de Sabancı Üniversitesi. Ya bir tane sanayi sitesi gibi yer var. Dedim buraya gireyim kargoyu orada veririm. Ya girdim. İlk karşıma çıkan dükkan. Ne satıyor biliyor musunuz? Sanayi sitesi ya burası. Böyle çok da güzel bir yer değil yani. Sakın yanlış. Robot kol satıyorlar. Dedim ki ya ne oluyoruz? Hani ben Ninja Kaplumbağaları izleyenler bilir. O zamanlar hani beyin var bilmem ne var. Robot kollar var bir şeyler falan.
çok değişik hissettim. Ya dedim önce şunu bir çekeyim, Twitter'a koyayım. Sonra dedim ki ya boş ver şimdi, ben belki de bu yeni dünyaya adapte olamadım. Hani belki de insanlar için yeni normal budur. Ama yani yoldan geçerken kargo vermek için küçük bir sanayi sitesine giriyorsunuz, robot kol satıyorlar. Yani bilmem şey yapabiliyor muyum, anlatabiliyor muyum? Ya robot kol demek bir insanın yapamayacağı 1000 tane, 100 bin tane iş demek bir ayda. Yani demek ki bu kadar fazla insanın çalışmasına gerçekten gerek var mı? Ya bizi dinleyenler, ya Kia iyidir yazmış birisi. İyi bir araba bu arada. En az kronik sorunlardan çıkaran arabalardır. Alman arabaları aslında çok bilindiği kadar da iyi değildir diye böyle biraz akşama doğru da gidiyoruz. Tavsiye de verelim hocam vatandaşlık maaşına. Siz ne dersiniz bu değişim? Siz ya, çok iyi gözlemliyorsunuz. Aslında geçmişteki örneklerine bakacak olursak, mesela insanların topluca çalıştıkları bir alan, yeme içmeyle ilgili, yani insanların işte tarım hayvancılıkla ilgili olan ihtiyaçlarını düşünelim. Çok yakın bir dönemine kadar, yani birkaç yüzyıl öncesine kadar, insanların zaten %90'ı 93'ü kırsalda yaşıyordu. Yani 1800 öncesinden bahsediyorum. Ve insanların ana uğraş alanı tarım hayvancılık, yani geçim ekonomisiydi. Büyük bir kısmı insanların geçim ekonomisiyle uğraşıyordu. Ona rağmen hani kıtlıkla ilgili sorunlar oluyordu, açlıktan ölmekle ilgili durumlar oluyordu vesaire. Ama sonra bilimin orada gelişmesi, verimliliğin gelişmesi, otomasyon, teknolojilerin gelişmesi, makinelerin tarıma girmesi vesaire gibi konularla birlikte şu an gelişmiş ülkelerde nüfusun sadece %3'ü 5'i tarımla ilgili olarak çalışıyor ve eskisinden çok daha büyük kitleleri doyurabiliyoruz. Dolayısıyla burada hani verimlilik, otomasyon, optimizasyon, bunlar devreye girdiği zaman aslında çok daha az bir insanın çabasıyla çok büyük sonuçlar elde edilebiliyor. Şu anda da üretimde, fabrika üretimlerinde olsun, otomasyonlarda olsun, robot kollarında olsun, dijitalleşme olsun. Mesela önceden fiziksel ürettiğimiz pek çok şeyi artık dijital olarak üretiyoruz. Otomasyonla, yazılımlarla üretebilir hale geliyoruz. Bunları dünyanın öbür ucuna kamyonlarla değil, doğrudan dijital olarak nakledebiliyoruz. Bir yandan yapay zeka, otomasyon vesaire, benim öngörüm insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri ve hizmetleri üretmek için çok daha az çalışmanın önümüzdeki dönemde yeterli olacağı yönünde. Yani böyle tüketimi hadi daha da arttıralım, daha da arttıralım diye insanları şey yapmaktansa, gazlamaktansa, ihtiyacımız olan üretimi çok daha az insanın çabasıyla üretmek mümkün. Zaten bu kaçınılmaz bir şekilde böyle bir süreç var. Yani mesela diyelim ki şirketlerin ürettikleri ciro için çalıştırdıkları insan sayısına baktığımız zaman bunun giderek düştüğünü görüyoruz. Yani biz istemesek de, istesek de istemesek de iş gücüne insanın katılma gereksinimi giderek azalıyor. Yani bunu eski düzenle devam ettirmeye çalışırsak zaten, yani dijitalleşme işsizlikle ilgili ciddi bir dalga getiriyordu. Şimdi koronayla birlikte dijitalleşme çok daha hız kazanmış olacak. Yani insanlar 10 yılda alışacakları şeye 3 ayda alışıyor durumdalar. Öyle olunca bu insan emeğinin gereksinimi konusu hakikaten daha da az hale gelecek. Yani nasıl tarım ve hayvancılıkta %90'dan %5'e 10'a düştüyse, tüm bunların üretimi içinde gerekli olan çaba büyük oranda düşecek. O yüzden de bana öyle geliyor ki zaten deney falan değil. Yani insanların ekonomik olarak var kalabilmeleri, geçimlerini temin edebilmeleri, gıda barınma ihtiyacını karşılayabilmeleri için zaten zorunlu olarak bir çözüm bulmak gerekecek. Bunun ben 3 tane çözümünü görüyorum. Hani literatürde gördüğüm, araştırdığım, konuşulan konular. Bir tanesi mesai saatlerinin azalması olabilir. Bu zaten hani sanayi döneminin ilk başında 7 gün, günde 16 saat çalışılıyordu. Şimdi işte 35 saat, şeyde Türkiye'de 45 saat şu an, değil mi? Doğru. İşte Fransa'da mesela 36 saat diyebiliyorum. Hani giderek bir düşme trendi var zaten. Bir yönü bu olabilir. Bir yönü vatandaşlık maaşı gibi veya insanlık maaşı gibi hani bazı temel giderlerin karşılanmasına yönelik bir maaş olabilir. Bu iki yönde çözümler düşünülüyor. Bir de başkaları var. Onlar da diyorlar ki bu kadar insan fazla zaten. Bu işe yaramayan, üretmeyen, şu olmayan, bu olmayan falan, bu Amerikan tarzı yaklaşım daha çok. Loser kültürü. Onların zaten yaşam hakkı yok falan gibi bir yaklaşım var. Bunları düşündüğüm zaman bana yine en sağlıklı gelen şey gibi.
vatandaşlık maaşı gibi. Hani baz olarak insanlara temel ihtiyaçlarını sağlayacak bir şeyin verilmesi. Sonra üstüne yine zaten çalışan insanlar çalışmaya devam ederler. Onlar üretmeye devam eder. Daha fazla zenginlik kazanmaya yönelik, ortaya bir şey koymaya yönelik. Bana çok makul geliyor yani. Bu üçünden en makulü vatandaşlık maaşı ya da insanlık maaşı gibi geliyor bana. Yani bir tabii ki burada hocam şeyi anlıyorum ben. Bir zenginlik yaratılması konusunda izleyenlerin böyle kafasında bir şey vardır. Ya vatandaşlık maaşı diyorsunuz, daha devlet hani kısa çalışma ödeneğiyle ilgili daha hala bir Fransa gibi, bir Kanada gibi, bir Amerika gibi bir destek veremedi gibi şeyler, eleştiriler gelebilir. Haklı olduklarını söyleyebiliriz ama bir yandan sizin dediğiniz dijitalleşmenin gelişmesi, makine öğrenmesi konuları, artık robotların çalışıyor olması, sanayi sitesi örneği verdim, sokaktan geçiyoruz, robot kol görüyoruz falan. Bu tip şeyler de gerçekten dediğiniz gibi buna zemin hazırlayacak gibi gözüküyor. Ya Hollanda örneği var örneğin. Yani dünyada iyi, tarımda gayet iyi ama bakıyorsunuz ülke küçük, bakıyorsunuz insan sayısı az. Mesela bir data, bir gerçek örnekten vereyim. Hani böyle afaki gazete haberlerinden konuşuyormuşuz gibi de olmasın insanlara. Mesela bir şirkette çalışıyorum. Şimdi onların Hollanda şubesi de var. Ya bir gün bana bir data geldi hocam. Ya Hollanda'da 3700 kişi çalışıyor. Tamam, uluslararası data, Avrupa datası geldi, çalışan datası. 3300'ü part-time. Dedim ki yanlıştır. 2012'de oluyor bu. Dedim ki ya bu yanlış, olamaz hani. Yanlış girmişler, görüyor musun dedi. Ya böyle ya, ki ben de güya hani datayla çalışırım, İK analitik eğitim veriyoruz, bir şeyler falan, veriyle aşırı neşirim. İnanın yanlış dedim. Ya bizim arkadaş dedi ki yok yanlış değildir dedi. Dedim nasıl olur canım, bunu bir soralım. Sorduk. Dedi ki bizde evet 3300 kişi şey mağazalarda part-time çalışıyor dedi. Ya o gün bizde yani ne diyeyimse 10 tane part-time var 3000 kişide. Düşünün. Yani bu verimlilik kültürüyle de biraz ilgili. Birazcık kültürel bir kod da gerekiyor. Bir tamam makineler büyüyor. Hani Matrix konuşması yapmayacağım burada ama gerçekten fabrikalara gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Bir makinelerin dijitalleşmenin büyümesi önemli bir nokta. İkincisi gerçekten de çok fazla çalışmamıza gerek olmadığını dürüstlükle yine. Yani şimdi vatandaş maaşıyla dürüstlüğün ne ilgisi var? Ben şöyle bir bağ kuruyorum. Ya bir işletmeden içeriye girin. Yani gerçekten insanların kaç saat çalıştıkları konusunda bana lütfen bütçe dönemlerini, diğer dönemleri ayırsınlar. Benim de çok sabahladığım oldu. Diğer insanların da olmuştur. Depoda elleçlemede çalışan mekanik işleri dışarı bırakıyorum. Beyaz yaka için sırf söyleyeyim şimdi. Üretimi bırakayım. Beyaz yaka için baktığınızda ortalama ölçülen saatler 3 saat, 3,5 saat. Biraz önce bir eğitimden çıktım geldim hocam. Oradakiler de bir şehir dışında, bir başka bir ilde, İstanbul dışındaki bir yerde ölçmüşler. Yine benzer bir saat çıktı. Pazarlama alanında bir arkadaşımın bir şirketi var. Doctor Who mu, Doctor Sleep mi, öyle bir uygulama var. Hani önermeyeyim de şimdiden ama yani bunu ölçen araçlar var mı diye. Var gerçekten. İşletmeler bunu KVKK'ya uygun olarak da kurabiliyor. Kişinin ekranını kaydetmiyor. Ama hangi ekranda ne kadar geçirdiğini de görüyor. Yani buradan şuna gelmeyeceğim. Sakın 1984 romanındaki hani büyük brother bizi izliyor'a gelmeyeceğim ama şuraya gelebiliriz. Gerçekten dürüstlükle vatandaşlık maaşının arasında bir ilişki var. Ya madem bu kadar az çalışarak bu işleri yapabiliyoruz, niye 5 gün işe gidiyoruz ki? Niye 6 gün gidiyoruz? Birileri bunu başlatmış. Yani orta çağdan beri siz anlattığınız endüstri devrimi var. Orta çağda 17-18 saat çalışma, sadece yatacağınız yerler var. Endüstri devriminde yine öyle. Bu hakları kolay kolay almadık. Hani bizim de anayasadaki haklar birazcık da görece iyidir noktaları da var. Onlar, o tartışmaya girmeyeceğim ama yani bu hakları insanlık olarak kolay almadık. Ama dünyadaki şu an bütün maaşı düşünün. Eşit bölsek ya yıllık 10 bin dolar oluyor. Türkiye'deki herkes 10 bin TL alabiliyor. Türkiye'dekini şu an vatandaşlık maaşına geçseniz GDP'nin yani ürettiğimiz toplam paranın %40'ıyla bunu yine yapabiliyoruz. Yani aslında biraz hani yine insanların o iktisatta sınırsız istekler kısmı buna engel oluyor gibi. Birazcık da dürüst olmak gibi. Yani iki, yine yetkinliğe geldik. O paylaşımla ilgili kültürde hani bir şey üretme zorunluluğu, yani maaşlı olarak bir yere aslında zamanını satma zorunluluğuna dönüşümde. Yani aslında bir insanın katkı üretmesi, topluma katkı üretmesi yeterli. Yani insan değerlere sahip olması, çevresine faydalı olması yeterli. İlla da maaşlı olarak bir yerde anlamlı olup olmadığı tartışılır bir işi yaparak o geçimini hak etmek zorunda olması çok mantıklı bir şey değil. Aslında şu anda da toplumsal yapıda onun çok enteresan deneyleri oluyor. Mesela ülkelerin durumuna baktığınız zaman
bazı ülkeler vatandaşlarını kurtarmak, korumakla ilgili. Yani hani tek bir vatandaşını bile korumak için bir şeyler yapmak eğiliminde oluyor. Bazı ülkeler ya zaten ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir gibi bir şeyde. Bazıları öyle düşünüyor ama ya toplam sağlık sistemi alt üst olacak, o yüzden mecburen bakalım falan gibi bir moda giriyor. Önemli olan aslında insanın niye değerli olduğuna karar vermek gibi gözüküyor. Eğer insan sadece var olmakla değerliyse ve topluma katkılarıyla değerliyse, bunu illaki bir yerde çalışarak yapmak zorunda mıdır, yoksa başka yöntemleri var mıdır? Eğer şey sağlarsak biz, insanlara baz giderlerini karşılayacak bir şeyler sağlarsak, üstüne üreteceği değerin ne olduğuna, nasıl bir değer üretmek istediğine kendisi karar verebilir. Daha yaratıcı şekillerde bu işleri yapabilir. Ama eğer yani zaten insan bir değer üretmez, bunu ancak takip etmemiz lazım. Bir şirkete koyalım, başında birisi olsun, o yönetsin, yönlendirsin. Ancak öyle değer üretir gibi bir düşüncedeysek o zaman şeye gidiyor işte. Yani bu kendi kendine durup bir şey yapmaz, üretmez. Bunu işte illaki bir kontrol altında tutmak lazım. Bence burada şeye bakmak lazım. Bu iş yapılabilir mi, yapılamaz mı diye düşündüğümde hep şeyi düşünürüm ben. Güneş enerjisi. Temel olarak dünyadaki yaşamın kaynağı, dünyadaki enerjinin kaynağı büyük ölçüde güneş enerjisi. Ve biz güneş enerjisini neye ne kadar dönüştürebiliyorsak o kadar verimli bir şeyler üretiyoruz. Mesela ağaçlara bakın, ormanlara bakın. Hani güneşin enerjisini daha verimli kullanan ağaçlar hakim olur, onlar yayılır, öbürlerini engeller falan. Rekabet temel olarak güneş enerjisini dönüştürmek, onu alabilmekle ilgilidir. Şu anda biz bu enerjiyi inanılmaz verimli bir şekilde bir sürü şeye dönüştürebiliyor durumdayız zaten. Yani tarihte hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde dönüştürüyoruz. Üretilen refah miktarına baktığımız zaman böyle 10 yıllık aralıklarla baksak sürekli artan bir şey var. Dolayısıyla rahatlıkla insanların tamamını aslında temel baz gelirleri karşılayacak şekilde bir maaş bağlamak mümkün. Ama şeye çok ters geliyor. Yani adil değilmiş gibi geliyor. Buna ne dersiniz? Yani acaba tüm insanlara hani temel giderlerini karşılayacak kadar, barınma, yiyecek karşılayacak kadar bir maaş bağlamış olsak ve üstüne de kendileri değer üretmek ne istiyorlarsa o yönde serbestçe değer üretmekte serbest olsalar, yani açlıktan ölmemek için değil de anlamlı bir şey yapmak için üretseler, çalışsalar, bu mu daha adil olur? Yoksa işsizlik falan gibi mekanizmaların olduğu, hani şirketlerde bir takım yönlendirmeler altında zorunlu olarak anlamlı olup olmadığına bakmaksızın, işte borçlarını ödeyebilmek için, yapmış oldukları harcamaları karşılayabilmek için, lükse böyle tüketime yönlendirilip mecburen onu karşılamak için harcamalar yapmaları mı daha adil olur? Nasıl geliyor hocam, ne dersin? Ya hocam, açıkçası şey, yani eski Yunan'daki tartışmalara doğru gidiyoruz gibi geliyor, ama devlet şeyine gibi. Ama bir yandan da gerçekten bir üretim fazlası olduğu çok açık. Yani bir araba fabrikasının ürettiği şeyler ya da bir un fabrikasını düşünün. Ya oturup bir makarna ile ilgili bir şey çıkmıştı hani. Makarna yetmeyecek, makarna raflarda kalmayacak diye. Makarnalar Birliği Derneği Başkanı açıklama yaptı. Dedi ki ya Türkiye'yi makarnaya boğarız dedi. Gerçekten de öyle. Hani şimdi birazcık bu üretim fazlasıyla bunu acaba biz niye bu kadar fazla üretiyoruz kısmı var. Yani aslında üretebiliyoruz ki üretiyoruz diye de bir cevap geliyor. Ya yani üretebiliyorum çünkü üretiyorum. Yani üretiyorum çünkü üretebiliyorum. Sonra da fazlasını satıyorum. Devlete de bir para geliyor. Bunu içerideki yatırımlara kullanıyorsun. İnşaat sektörüne, bir yere. Böyle bir para dönüp dönüp duruyor aslında. Ama ikinci söylediğiniz nokta, yani bir üretim fazlası, bir paranın aslında olduğu şu an bir gerçek. Yani hissetmeyenler kusura bakmasın. Hani dünyada gerçekten hepimize yetebilecek kadar bir para hesaplamalarda ortaya çıkıyor. Ya bu para nerede derseniz ona cevap veremem. %10'luk bir kesimde olduğu, %2'lik bir kesimde olduğu ile ilgili birçok çalışma var. Mevduat onun hesapları da. Zaten yani refahın olmaması kesinlikle değil, refahın paylaşılmıyor olmasında sorun var. Yani burada geçen şeylerde size de sormuştum. Hani siz cevap vermeyin tabii hocam da, yani bana da sorsalar, yani 500 liranız var fazladan. Ya şimdi durup dururken sokakta yürüyorsunuz. Ya şimdi bunu birine verir misiniz sorusuna doğru gidiyor bu. Yani birazcık eleştirel de bakıyorum buna, ama bence vatandaşlık maaşı kaçınılmaz şekilde gerçekleşecek bir şey. Ya nasıl olur canım, siz de artık iyice hani
ilerlediniz diye soranlara şöyle diyebilirim. Yani zaten işçilik maaşından kesintilere baktığınızda %30-%40 bandında, hatta yani bir yeni düzenlemelerle birlikte zaten maaşınızın %40'tan fazlası kesiliyor zaten. Yani aldığınız paranın zaten bir kısmı daha sonra almak üzere sizden alınıyor. Ben de diyorum ki ürettiğimiz yeni zenginliğin bir kısmını bize sabit giderlerimizi dağıtmak için verin. Bu çok normal. Bunu bir sosyalist konuşma olarak anlamamak lazım. Bu aslında ironik bir durum var burada. Zannediliyor ki herkese, yapılan çalışmaların çoğunda böyle gözüküyor, Elon'un yaptığı çalışmalarda, verimlilik ve yeni şeyler üretmek artıyor. Bakın, bir insanın şu andaki verimlilik düşüşünü hesaplasak, şu home office'te çalışan insanların korktuğu şey ne biliyor musunuz? İşlerini kaybetmek. Ve biz vatandaşlık maaşı konuşuyoruz ama işte bu vatandaşlık maaşı onların işlerini kaybetmesileri için de aslında bir engel zemini oluşturabilir. Bir ütopya yapalım şimdi. Bu parayı ödeyebilecek güç var gerçekten. Bunu ödediğinizi düşünelim. Minimal bir şekilde makarna almak, işte temel ihtiyaçlarınız. O andan sonra yapılan çalışmalarda, Kenya'da bile bunun örneği var. Belki Türkiye'de bir pilot yapmak lazım gerçekten. Yaptığınızda insanların verimliliği ve yeni şeyler üretmeleri artıyor. Ya yeni şeyler üretecek de insanlar ne olacak? Ya şu anki Instagram canlı yayını düşünün. Bilgiyi herkese yayabiliyoruz. Biraz önce bir eğitimden çıktım. Veri analitiği eğitimi vardı. Yani gayet, vallahi hocam şunu da söyleyeyim, tahtadan çok daha iyi. Yani ben tahtada bir şey yazsam hep şöyle olurdu. Ya hocam okuyamıyoruz. Ben de diyorum ya yazımı düzeltemiyorum. Çok kötü. İnanın şu an ne grafikler çiziyorum. Böyle çiziyorum, siliyorum. İnsanlarla o sırada tahtaları paylaşıyorum. Kaydediyorlar. O kavramları anlıyorlar. Yani aslında neler yapabildiğimize bir bakın. Ne için söylüyorum? Eğer insanlara gerçekten zaman verip güvenirsek, bunun için vatandaşlık maaşı önemli bir araç olabilir. İnsanlara yaratıcı olmaları için zaman ve fırsat verirsek, işte insanlar o zaman farklı şeyler yapabiliyor. Yeni şeyleri düşün. 10 yıl, 15 yıl önce hiç bunların hiçbiri yoktu. Ve bunların hepsi serbest zamanla çıktı. Yani şunu da bağlayalım. Şimdi mesela bir holdingde çalışıyorum ben. Orada şöyle bir çalışma yapıyoruz. Yani bütün üst yönetim ekibini yolladık nereye? Silikon Vadisi'ne. Ya gittiler, dönüşteki fikirlerden birini söyleyeyim. Dediler ki ya bizim burada bir tane villa kiralayalım. İnsanlara sadece paralarını ödeyelim. Hiçbir şey sormayalım. Bize asla gelip sunum yapmasınlar. Bakın. En büyük koşul dediler ki bize hiçbir zaman sunum istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Paranız, havuzunuz, villanız hazır. Bize yenilik üretin. Yani buna ben bir kısa süreli etkisi oldu. Sonra geriye döndük hemen de. Merak etmesinler hani izleyenler. Kısa süreli etkisi oluyor. Silikon Vadisi'nin böyle etkisi olabiliyor. Gerçekten oraya giden insanlara baktığınızda böyle ya bunların hepsi yatıyor falan gibi bir şey oluşuyor. Halbuki vatandaşlık maaşı için aynı örneği alın. Ya bugün Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde yatan insanlar var. Ve bunlardan bir tanesi bir Türk mesela Udemy'yi kurdu. Ve Udemy'de insanlara bilgi satacak bir platform. 1 milyar dolarlık bir şirket neredeyse. Yani açtı da hatta. Düşünün şimdi bu çocuğu orada Kaliforniya'da çalışırken diyelim. Yani serbest zamanları için yargılayabilir misiniz? Yani ve bu insan, bu bir kişinin değil, milyonlarca insanın eğitim almasını sağlayabilecek bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden serbest zamanı yani insanlara verdiğinizde şey zannediliyor. Yani insanlar yatar. Tabii ki bir kesim bunu yapabilecektir. Bunu insan doğasına karşı çıkamayız. Ama kalan insanların yapacakları. İlla ki böyle yani günlerce harıl 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 çalışmak zorunda mıyız? Zorunda değilsek. Öyle hissediyorum hocam. Değil mi? Ya o kadar yoğun çalışmak sonucu neye götürüyor biliyor musunuz? Savaşlara falan götürüyor. Hmm. Doyumsuzca bir şeyler yapmak, doyumsuzca doğayı işgal etmek, doyumsuzca birbiriyle rekabet etmek. Nereye kadar bu? Biraz da rahatlamak, sakinleşebilmek de gerekiyor zaten. Hani zaten yenilikçi fikir üretmek için de dediğiniz gibi o rahatlık, biraz serbestliğe ihtiyaç var. Amerika'da çok ilginç, Amerika'dan iki tane örnek vereyim. Bir tanesi mesela Ford'un olayı. Zamanında işte seri üretimin babası Ford'dur zaten. Onu sanayiye uygulayan ve sanayi dönüşümünün öncülerinden bir tanesi. Arabayı işte T bilmem kaç diye bir serisi var. İşte bugün arabalardan girdik. Yani onu böyle ilk kez seri üretime sokuyor falan. Ucuzluyor, maliyeti düşüyor arabanın. İnsanlar alabilir hale gelmeye başlıyor falan. Ama paralelinde çok enteresan bir şey yapıyor. İşçilerine çok yüksek zam yapıyor. Yani Amerika'da görülmemiş oranda çok yüksek maaşlar ödüyor.
Ya diyorlar manyak mısın yani bulabiliyorsun daha düşük çalışacak insanlar falan. Niye bu kadar çok para ödüyorsun? Diyor ki arabayı ucuzlattık ama bunu alacak insan oluşturmamız lazım. Yani orta sınıf yaratmayla ilgili gelirini artırmak için insanların. Yani şey değil aslında daha ucuza çalışan bulabildiği halde işçilerin cebine ekstra para koyuyor. Fazla maaş veriyor. Niye? O talep oluşabilsin, talep canlanabilsin diye. Bu çok enteresan örneklerden biri. İkinci konu şu, Amerika'da mesela %5 civarında işsizlik vardır genelde. Yani şimdi Amerika gibi bir ülke istese kaynakları, zenginliği falan bu işsizliği çok kısa sürede sonlandırabilir. Yani imkan olarak o imkanlara rahatlıkla sahip durumda. Ama özellikle sonlandırmıyor. Niye? Çünkü arz talep arasındaki yapıyı oluşturmak, işsizliği bir risk olarak işçilerin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi sallamak. Öyle olduğu zaman ne olacak? Maaşları kontrol altında tutabilecek. Halbuki eğer işsizliğe bir çözüm oluştursa o zaman insanlar hani o şartlarda çalışmakla ilgili daha az istekli olurlar. Daha yüksek maaş beklentileri olur vesaire. O yüzden dünyanın en zengin ülkesi, kişi başı geliri en yüksek ülkesi şu anda o işsizliği tepelerinde sallıyor. Ama aynı ülke mesela sağlık sistemini de hani kişilerin sağlık sisteminden yararlanmayla ilgili çok rezil bir durumda. Yani hani genel popülasyonun sağlığa erişimi çok çok kötü durumda. O kadar zengin bir ülkeye göre. Ve şu anda da ölümlerle görüyoruz zaten. Yani çatır çatır olabileceğin çok üstünde insan ölmesi söz konusu. Yani şöyle bir toplumsal yapılarımızı yeniden düşünüp gerçekten buna bir karar vermemiz gerekiyor. Bana da öyle geliyor ki bu korona işi o konuda da olayları çok hızlandıracak. Yani eğer korona olmasaydı bu dijital dönüşüm ciddi anlamda etkiliyordu bizi ama yavaş yavaş etkilediği için yani aydan aya baktığımız zaman şu kadar arttı falan diyemiyoruz ama mesela son 10 yılda koronadan önceki veriler Avrupa Birliği çapında banka şubesi sayısı ve banka çalışanı sayısında %30'luk bir azalma var. Yani bu trend istedilir şekilde devam ediyordu zaten ama aydan aya o kadar görünür durumda değildi. Bunun sonucunda da iş kayıpları vesaire sanki daha tekil olaylarmış gibi. Yani mevcut düzen devam ediyor. Hani bunlar bir şekilde çarelerini bulsunlar kendileri gibi bir yapı vardı. Ama şimdi koronayla birlikte iş yapma şekilleri, çalışma imkanları vesaire çok daha hızlı değişecek. Korona diyelim ki ortalıktan kalktı, dijitalleşme çok hızlanmış olacak. O yüzden iş verimlilikleri vesaire yine çok hızlı bir şekilde değişmiş olacak. Onun da bir getirebileceği işsizlik dalgası var. Sanki toplumlar, kanun koyucular çok daha hızlı bir şeyleri fark edecek gibi geliyor. Bence bu korona olayının yapabileceği en önemli etkilerden bir tanesi vatandaşlık maaşı gibi düzenlemelerin hani 10 yıl sonra falan değil de belki 1-2 yıl içinde dünyada toplumun hayatına, ülkelerde toplumların hayatına katılabilmek yönünde bir etkisi olabilir gibi geliyor bana. Bu noktada hocam yani şeyi söylediniz, bu Ford'un özellikle maaşları arttırdığı ve aslında siz alın. Orta sınıf yaratmak Türkiye'de de tabii 80'lerden beri olan bir şey. Ben siyasi tarih uzmanı değilim ama ilgi alanlarımdan biridir. Yani gerçekten de bu kadar mal üretiyoruz, bunu kim alacak sorunsalı da ortaya çıkıyor. Bu noktada önemli. Siz Amerika'daki örneği iyi verdiniz, onun altını çizmek istiyorum. Yani işsizliği bitirebilecek bir ülke niye bitirmiyor ki canım? Yani hadi şimdi anında bitirebilir. 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Hani Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını biliyorsunuz falan. Çok çok büyük paralar bunlar. Sırf neredeyse koşulsuz desteklerden bahsediyoruz. İşte burada yine insanın ve sistemin tabii ki bir kesişim noktasında olumsuzlukları da görüyoruz gibi gözüküyor. Yani bir film önerisi de verelim arada. Köy diye, Village diye bir film var. Norveçlilerin yaptığı sanırım bir filmdi. Orada gerçekten böyle bir idealize bir ütopyadan bahsettik. Oradan geldi aklıma. Bir de korkudan geldi. İdealize bir filmi söylemeyeyim tam detayını ama idealize bir insan grubu İsveç'te ya da Norveç'te büyük bir köy oluşturuyorlar ve duvar örüyorlar. Ve en büyük sorun ne oluyor biliyor musunuz? O duvarların arkasında ne olduğunu görmek isteyen insanlar oluyor. Yine keşfetme merakı. Ve onu keserken de yine benzer korkular yaratmaya çalışıyorlar. Yani insanlığın belki de bir yandan düşünüyorum, en büyük şeyi yapmak zorunda olduğu şey acaba insanların önünü kesmek mi? Yani sizin dediğiniz gibi yani insanlara Amerika şu an bunu yapabilecekken niye yapmıyor?
Muhtemelen rekabet, üretim bunun daha faydalı olacağını gösteren modelleri veya mantıklı açıklamaları da vardır bunun. Ama gerçekten şu an zaten maaşlarımızdan kesilenler, aldığınız her şeyden kesilen vergiler, bu yurt dışında yani gelir vergileri çok daha ağır. Hani o yüzden dünyada gelir vergisi metodolojisi açısından belki bir değişikliğe gitmek gerekebilir. Ve bunun paylaşımları çok daha faydalı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Yani lastik, bildiğiniz araba lastiklerinin benim bildiğim bulunma hikayesi şöyle. Gerçekten bir deney yapılırken kauçuğun bir sobaya düşmesi, ısınması ve oradan bir lastiğin petrolden üretilmesiyle ilgili bir hikayesi var diye hatırlıyorum. Yani biz tarihimizde bakın genellikle tesadüfi sonuçlar, bilimin ilerlemesi maalesef ki tesadüfi sonuçlarla oluyor. Tabii ki çok çalışan bilim adamları ve benzeri orta çağda ve benzeri şeylerden hepimizin ilgisi var. Yani çok böyle dahiler ortaya çıkıp bu işleri değiştirebiliyorlar. Nereye getireceğim bunu? Yani insanlara gerçekten rastsal bir şekilde şansa yani yeni şeyler bulmalarından ziyade gerçekten onlara boş zaman verin. Boş zaman verdiğiniz zaman yani belki de bu yani bir şirket kursak da hani büyük bir şirket hani siz yapın deseler bana da ben yapabilecek miyim bakayım ama gerçekten bakın ben bir ekip yönetirken nacizane inanın bunu gördüm. Bir insana bir izin istediği zaman 2 gün gelme. Ama şu konuda da hani sorumluluğum var sen bilirsin dediğiniz zaman verim öyle bir artıyor ki ya. Hani boş zamanı verdiğinizde adam daha çok geliyor. Yani bizim bu şeyden birkaç kişi de yazmıştı yorumlara başta okudum şöyle hatırlıyorum. Yani bu yöneticilerle olmaz diyorlardı. Ya gerçekten insanları artık bir rahat bırakın diye tırnak içinde söylüyorum. Bunu birçok kurumda çalışarak söylüyorum. Sakın yanlış anlamasın. Yani bunlar hiçbir iş yapmıyorlar falan diye. Çok sabahlara kadar çalıştık, bütçe yaptık, şunları yaptık ama bakın verim konusunu söylüyorum. İnsanlara boş zaman verdiğiniz zaman, insanlar kendi zamanlarını değerli olarak kendileri için kullandıkları zaman kendilerini gerçekleştirmeye o zaman başlıyorlar. Maslow'un o eğrisinin aslında yemeğini ver, işte şunu sosyal faydasını ver. Eğriyi şimdi ters çevirelim. Neden olmasın? Ters çevirelim ve gerçekten insanlara kendini gerçekleştirme fırsatı verelim. Yani insanlara o eğrinin yukarısı için temel şartları sağlayın ve bu insanlar artık kendilerini gerçekleştirebilsinler. Ben herhangi bir insanın herhangi bir insandan zeki olduğunu düşünürüm her zaman. Ve benim açımdan da düşündüğüm şeylerden çok daha iyilerini düşünebileceğini düşünürüm. Ve bunun bir eşitlik olduğunu ve değişik bir yaratığı olabilir bu. İnanırsınız, inanmazsınız. Bir şey olduğunu düşünün. Bir kod var. Ve herhangi bir insana bu kod, ben nacizane gözlemi ve hayat hikayesinden bahsediyorum. Ve başka insanlardan da duydum bunu çok. Bir insana güvenip ona zaman verdiğiniz zaman ve onu böyle sorgular şekilde yani aslında şirketleri anlatıyorum. Şirket metodolojisinden çıkardığınız zaman ve boş zaman verdiğiniz zaman öyle bir verim alıyorsunuz ki burada bazı kişisel örnekler vermeyeyim. Hani benim çevremde yaşadığım örnekler var ama gerçekten bambaşka şeyler yapabiliyor insanlar size. Bir bakıyorsunuz yani bu mu yaptı bunu canım? Hani nasıl olur? Siz mesela bir CFO'dan bekliyorsunuz öyle bir şey üst yönetimden. Bir bakıyorsunuz oradaki stajyer. Yani bize öyle bir çalışma yaptı ki ben hayran kalmıştım. Yani mesela o gün şunu düşündüğümü hatırlıyorum masamda. Bu stajyer yeni mezun olmuş. Orada Amerika'da çok iyi yerlerde çalışmış birisi var. Ve bence yaptığı çalışma ondan daha değerli. Olur mu canım abartmayın. Tecrübe şöyle bir şey var tecrübenin tanımında. Aslında yanlışlarla yani yanlış yaptığınız şeyler tecrübedir diye bir tanımı var ama şöyle biraz ters çevirelim. Gerçekten genç insanların tecrübesiz olması veya boş zamanlarında hiçbir şey yapmayan bir insan olması onların bir şey bulamayacağı anlamına geldiği gibi bizde bir regresyon analizi var. Yani böyle bir şey düşünüyoruz. Halbuki insanlar öyle yani bir çocuğun size söylediği bir sözü düşünün. Ya bu çocuk deneyimli mi geldi bu dünyaya? Bir şey söylüyor diyorsunuz ki ya ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. O yüzden yani biz nazik böyle bakış. Kıdemine bakıp insanları bakın metodolojiye bakın. Yani kıdemim artıyor benim pozisyonda. 3 yıldır bekliyorum terfi almayı ve o zaman terfi alıyorum. Yani böyle bir şeyi bekletmek, o sırada insanı küstürmek, boş zaman vermemek, sürekli yıllık izinlerini takip etmek. Böyle bir bakın şirkete genel müdür girse korkmak çok ya genel müdürü bu arada iletişimi iyi olan insanlar da var. Bana diyorlar üst yönetime çok kızıyorsunuz falan diye. Çok iyi genel müdür örnekleri de veririm. Hani bugün de birçok şirketin başındalar. İletişimi çok iyi insanlar da var. Onların yaptığı şey insanlara inanmak. Ben her zaman şu yöndeyim. Bunun için literatürde de tanımlar var ama insanlara güvenirseniz ve inanırsanız bunu içten söylüyorum bu arada ve kuşkucu ve şüpheci bir insan olarak söylüyorum.
İnsanlara inanıp güvenirseniz ve onlara zamanlarını kendileri değerlendirme şansı verirseniz hiç ummadığınız şeyler olur. Yatmak ne kadar sıkıcı ya, baksanıza. Hani insanlar evde ölecekler. Yapacak bir şey bulamıyorum falan de. Bütün gardıroplar düzenli hocam. Bütün mutfaklar düzenli. Bütün elbiselerin ne kadar fazla olduğunu anladık. Yani bu bir farkındalık süreci ama aslında insana boş zaman verdiğinde nasıl kendini düzeltmek için zorla bir zaman verdik şu an. Ne dersiniz bilmiyorum. Tabii yani hani insanlar ellerine bir fırsat geldiği zaman bunu çeşitli şekillerde değerlendireceklerdir. Ama burada iyi değerlendirenlerin oranının daha yüksek olacağını düşünüyorum her zaman. Yani bu iyinin tanımı farklı olabilir. Yani bana göre iyi olmayabilir, kendisine göre iyi değerlendirecektir ama. Zaten benim ne haddime ki yani iyi olanın tanımını kim yapacak? Yani vakti bu şekilde geçirmek doğrudur, iyidir. Bunların yani şu anki kapitalist sistemde yapılan tanımlarının iyi olmadığı, doğru olmadığı çok net belli. Çünkü kapitalist sistem iklimi darmaduman etti, insanların değer algılarını, hayatlarına verdikleri anlamı neye bağladıklarını tüketime bağladı tamamen. Yürüyebilir bir şey üretmedi orada. Dolayısıyla burada bir insanlara serbestlik alanı sağlayıp kendisi için değerli ve iyi olan neyse ona karar vermesi, onun peşinden gitmesi için imkan vermemiz gerekli gibi geliyor bana. Böyle bir vatandaşlık maaşı gibi, insanlık maaşı gibi bir düzenleme de bunu sağlamaya imkan tanır gibi. Yani düşünsenize birini zorla böyle yaşamını karşılayacak kadar bir işe bağlı zorla tutmak yerine ona temel giderlerini sağlayacak bir şey versek, bir dönüp dolaşıp dünyayı keşfetmeye çalışsa, kendini keşfetmeye çalışsa, bir şeyler denese, birileriyle bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışsa çok daha anlamlı olur gibi geliyor bana. Buyurun. Bir oylamayla tamamlayalım mı hocam? 35 dakika olmuş. Olur hocam tabii. İki oyumuz var. Vatandaşlık ne diyorsun? Olmalı mı olmamalı mı? Vallahi bakalım hocam. Benim oyumu soruyorsunuz? Evet, senin oyunu soruyorum hocam. Yani ben bir zaman yaratacağı için birkaç kişi de yazmış çok idealize konuşuyorsunuz diye eleştirilere her zaman açığız. Ama gerçekten ben de kantarın topuzu iyiye doğru kaçıyor. Yani 100 insan var diyelim burada. Bıraksak 51'inin en azından daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. 51'deki o bir kişinin var ya, o bir kişinin de o 50 kişinin çalışmama işini hepsini ortadan kaldıracak bir şey yapabileceğine inanıyorum. Ve iyimser bir insan olmadığımı da vurgulayayım. Hayatım pesimistlikle geçti. Bütün karar ağaçlarında en kötülerini düşündüm. Hep korumacı oldum. Buna rağmen böyle düşünüyorum. O yüzden böyle değerlendirsinler. Bence vatandaşlık maaşı işte bu yüzden bence olması gereken bir şey. Ve zor da bir şey değil yani. Çalışmalara baktıkça da dünyada örnekleri var. Yüzlerce ülke bunu denemiş, uyguluyor. Uyguluyor ki bunlar aslında pilot çalışmalar. Önümüzdeki dönemde çok daha yakın zamanda olacak diye düşünüyorum ben. Ben de olmasından yana gönlüm ama olmak zorunda da kalacağını düşünüyorum. Yani bu korona sırası ve sonrasında ekonomiyi ayağa kaldırmak, insanların makul bir şekilde bu sorunu atlatmasını sağlamanın zaten başka bir yolu yok. Yani çalışamayan, çalışmaktan kopmuş durumda olan insanlara belli bir maaş bağlama zorunluluğu olacak zaten. Sadece Türkiye ile ilgili söylemiyorum, dünyada da bunun kolay kolay başka türlü çözülebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bence zorunlu olarak olacak. Şimdi korona olayı bir sürü şey zaten hani ufak tefek deneme falan gibi şeyleri milyar boyutunda denemeye doğru dönüştürdü olayı. Mesela online eğitim düşünsenize yani bir ülke belki birkaç okulunda ya da bir iki eyaletinde, ilinde hadi iki aylığına online eğitim deniyoruz falan dese bunun kararını verebilmesi falan ciddi zor zahmetli bir şeydi. Şu anda dünyada belki 1 milyar çocuk online eğitim üzerinden eğitim görüyor. Dolayısıyla koronayla birlikte zorunlu olarak zaten evrensel ölçekte çok büyük katılımla bir deney ortamı oluşmuş oldu. Biraz vatandaşlık maaşı da öyle olacak gibi geliyor bana. Adına belki vatandaşlık maaşı, insanlık maaşı demeyeceğiz ama kısa çalışma ödeneğini açacağız, savuracağız. İşsizlikle ilgili ödemeleri başka şekillere getireceğiz falan. Emeklilikle ilgili şeylere eklemeler yapacağız. Ya adına demesek de şu anda bence zaten pek çok yerde vatandaşlık maaşı ülkelerin kendi
imkanları doğrultusunda zaten uygulamaya başladı gibi geliyor bana. Kesinlikle hocam. Kısa çalışma ödeneği de yarın bir eğitimimiz var. Anlatacağımız şey şu, nasıl başvurursunuz, nasıl yaparsınız ama işin mantığını anlatmayacağım. Orada üzülmesin insanlar diye. Kesinlikle kısa çalışma ödeneği gibi bir metot var. Birçok ülkede işsizlik maaşları var. Aslında adı değişik olabilir. Kabul ediyorum ben de. Yazanlarda adı farklı olacak ama böyle bir şey kesin olacak diye benim düşüncem de bu şu anda. Evet, umarız bu sorunlar bizi daha büyük sorunlarımızı düşünmeye ve onlara kalıcı çözümler üretmeye, sadece bireysel anlamında değil, toplumlar, ülkeler ve tüm dünya olarak da o noktaya götürür. Umarım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Katılımcılara da teşekkürler. Sağ olun.